Sevgili izleyicilerimiz, bir başka Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Şimdi keşiflerle dolu bir gezi daha sizi bekliyor. Buyurun. TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK'a ait tüm yayınları bulmanız mümkün. Yıldızlar ve gezegenler. Bu bölümde size fizikte, gökbilimde ve kozmolojide belki de tüm nesnelerden daha popüler olan kara delikleri anlatacağız. Gündelik hayatta kara delik benzetmesi, verimsiz büyük masraf kapıları, bütçe açıkları ve doymak bilmez bir iştahla çevresinde ne varsa silip süpüren her şey için kullanılıyor. Bu isim 1968 yılında Amerikalı fizikçi John Wheeler tarafından verilmiştir. Kara delikler evrenimizden başka evrenlere çıkış kapısı çağrışımı yapmasından, belki de bilimle bilim kurgu arasındaki sınırları belirsizleştirmesinden, belki de akıl almaz güçlerinden dolayı korkuyla karışık hayranlık uyandırırlar. Kara delik aslında bir yıldız çekirdeğinin ömrünün son aşamasında çok yoğun ve sıkı bir gök cismine dönüşmesidir. Büyük kütleli yıldızlar ancak birkaç milyon yıl yaşayabiliyorlar ve kısa ömürleri süresince dış katmanlarının bir bölümünü güçlü rüzgarlarıyla uzaya saçıyorlar. Yani kara delikler güneşimizden 8 ila 50 kat büyük kütleli yıldızların çökmeleriyle oluşuyor. Şimdi yapacağımız bu deney kara deliklerin evrendeki çekim alanlarının nasıl olduğunu bize gösterecek. Konya Bilim Merkezi'nden çok güzide iki astronom ve iki fizikçi arkadaşım bana bu deneyde yardımcı olacaklar. İşte sağ olsunlar uzay boşluğunu bana açtılar ve şimdi bir kütle bırakıyorum oraya. Şimdi uzay boşluğuna daha küçük bir kütle bırakıyorum. Şimdi de uzay boşluğuna daha da küçük bir kütle bırakıyorum. Herhalde bu golf topu. Çok değerli iki fizikçi ve iki astronom arkadaşıma bu deneyde bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sağ olun. Aman uzaya sahip çıkalım, tamam mı? Uzaydaki cisimlerin kütle çekim kuvvetlerinin kütlelerinin büyüklükleriyle doğru orantılı olduğunu öngören Einstein'ın teorisine göre kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin zaman çekim kuvveti ve zamanı bükebilme yeteneği bulunuyor. Kara delikler kütle çekimi çok güçlü olduğu için yakınlardaki yıldızların gazlarını kendine doğru sarmal biçiminde çekerler. Bu gazlar birikim diski adı verilen bir yapı oluşturur ve kara delik tarafından büyük bir hızla emilerek yok edilirler. Kara deliğe düşen cisim ve ışık bir daha kara deliğin çekiminden kurtulup dışarıya çıkamaz. Dolayısıyla bir kara delik kendi ışığıyla doğrudan gözlemlenemez ve varlığını belirlemenin tek yolu komşu yıldızlardaki etkilerine bakmaktır. Sevgili izleyicilerimiz, Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde gizemi hala çözülemeyen kara delikleri anlattık. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Merkezi'ne bekliyoruz.